Çıkmaz Barış Mardin Ortaköy'den 1998'den beri ölümümü gösterilmişlerdi. 98'den beri 2013'e kadar kaybetmediğim şey kalmadı. Bu 13 yılın içindeki kaybettiğim şeyler, çocuklarımın eğitimini, ehliyet o pasaportumun elimden alındığını, eşimin kaybetmesini, bunlar yetmiyormuş gibi bir de evimin çökülmesini, bunun kaymakamlık valiliğe başvurdum, onlara bana yardım edeceklerini söylediler. Bana 3500 lirayla sadece yardımda bulundular, ondan sonra biz seni arayacağız dediler, yardımda bulunacağız dediler. Bir ara geçtikten sonra aramadıkları ben tekrar onlara başvurdum. Bana söyleyen şey, bir sefer daha bizi rahatsız etme, kaymakamlığa, valiliğe bize uğrama. Peki bu kaymakamlık, o valilik vatandaşlığa değil de sadece onlara mı mahsus? Bizim bir liderimiz var, bizim bir cumhurbaşkanımız var, ben ona da sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu Türkiye vatandaşlık, eğer bu resmi kurumlar onlar için kurulmuşsa, biz de, ben de bir vatandaşım ve bu devlet için kaybettiğim şey kalmadı. Devlete gelince tüm işlerimi, görevimi yerine getirdim. Ama maalesef ben kaybettim. Ben bir vatandaşın olarak tüm dünyaya elini uzatıyorsun, yardım ediyorsun. Ben de bir vatandaşım, ben de bir insanım. Vatandaş saymasan da insan olarak ben ülkeme sığındım, bayrağıma tekrar sığındım ve buna da razıyım. Bir de benim haksız uğradığım tek taraf şu. Haklı yerdeyken haksızlardan özür dilemekle benim ağrıma çok gidiyor. İşte benim evim bu. Beni bu hallere sokan bunlar. 4 tane çocukla ben bu evde yaşıyorum. Peki bunun 14 yıllık kaybımı, mağduriyetimi nereye kadar gidecek? Benim peşime gönderiyor, kaymakamlık vali gönderiyor. Gidiyorum, tekrar haftalarca talukat veriyorum. Sana gönderdiğim tüm mesajlara ve tüm fakslara kaymakamlığa, valiye ilettin. Sayın Cumhurbaşkanıma söylüyorum ben bunu. Sen onlara ilettin ve onlara söyledin. 2 ay sonra o evraklar kaymakam valilikte kaldı. 2 ay sonra benim peşime acil olarak bizim yanımıza gel gidiyorum. Bana diyorlar ki git 15 gün sonra gel, senin adına dilekçe yapacağım. Eğer ben bunlarla bu yaşıma kadar geldim, yaşım ilerledi, hastalığım var, fıtıklarım var, diz ağrılarım var, kaybettiğimi sayarsam ben de bir vatandaşım. Ben sadece ve sadece tüm yetkililere, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri, İçişleri, tüm bakanlara buradan sesleniyorum. Var ise bir hakkım, bir mağduriyetim, lütfen artık yeter. Bu kadar yılımı mağdura git. Yoksa bir hakkım, cezamı verin ki bir an önce bu işi bitirelim. Yani ben de yoruldum gidip gelmekten. Hakaret edilmekten yoruldum. Haklıyken haksızlara özür dilemekten yoruldum. Var ise bir şeyler, artık bu olaya çözüm istiyorum. Allah ve Peygamber için ben Cumhurbaşkanı'na tekrar sesleniyorum. Ben de bir dışarıdan gelen bir göçmen gibi. Bir hak var ise bana da hakkımı ver, bana da bir hak tanı. بدل المتفرج إنه وان دورنا على الفيلمات درام السينما في الهيت وهو قدام سيد زلمي تاكل Bunlar benim kızlarım. Çocuklarım da şu anda bu soğukta, bu karda kışta gündelik işlerine gitmişler. İşte bunların da bu yaşı geldiğin, kimlik olmadığından dolayı okula gitmediler. Çağı da geçtikten sonra artık okula da gidemiyor. Peki bunlar haklarını kim ödeyecek? Bu haksızlığa bizi uğratan nedendir? Peki biz niye, kime güveneceğiz? Bu kurumlar niçin bunları benim başıma getiriyor? Bu hak, hani Sayın Cumhurbaşkanımız üstüne basa basa eğitim, eğitim, eğitim. Sayın Cumhurbaşkanım, ben eğitim gösterdim. Ben eğitim verdim. Ama senin özel kurumların bazılarını bu eğitimi engelledi. Bu çocukların eğitimini. Nasıl olacak? Bu senin özellikle söylediğin tüm insanlara, vatandaşlara eğitimi devam edin. Ben devam ettim. Maalesef kimlik nedeniyle devam ettiremedim. Bu senin bazı kurumların yaptığı hatadan dolayı. Ben okumak istiyordum ama kimlik olmadığından dolayı okuyamadım. Okusaydın ne olmak isterdin? Polis. Peki hiç okula gitmedin mi?
Birinci sınıf? Yok. Lale, okuma yazmayı biliyor musun? Evet. Az bir şey. Nasıl öğrendin? Telefonlardan. Evet. Evet. 2002'de ben pasaport süresini uzatmaya giderken nüfus müdürünün ihbarıyla iki tane polis geldi. Beni tutukladı. Hayırdır dedim. Benim bir hatam var, bir şeyim var. Yok, sen ölü kişinin kimliğini kullandığına dair bir ihbarda bulunmuşlar. Ben de kalktım orada, karakola beni götürdüler. Orada zar zor ifadeyi verdim ve ikna ettirdim onlara. Ona rağmen meğer ki 98'de ölümümü verilmiş. O esnasında benim ehliyet ve pasaportuma el konuldu. O gün bugündür işsiz kaldım. Ve o sıradan bu yana, yani söylediğimiz gibi 13-14 yılın içerisinde kaybettiğim hayattan hiçbir şey kalmadı. Hepsini kaybettim. Ve bunu zaten tüm yetkililere soruyorum. Artık böyle devam etti. Tamam.